devletin güvenlik güçleri halkın üzerine ateş açmış. Yani böyle bir yerden geliyoruz. Şimdi medyadır halkı bilgilendirecek olan. Artık Türkiye yapı değiştiriyor, kabuk değiştiriyor. Bu Ben şöyle bitireyim onu. Çünkü yani ben bir apse diyordum bu yapılar için, bu apsenin sökülmesi lazım. Şimdi ben şöyle bitireyim. Diyarbakır Ulu Cami. Ben hep bu örneği veriyorum. Evet. Anadolu'da İslamlaşan ilk yapılardan bir tanesi. Diyarbakır Ulu Cami'ne gittiğinizde sağda Şafiler, sol tarafta Hanefiler kendi namazlarını kılarlar. Evet. Ama Cuma günü tek bir imamın arkasında namaza dururlar. Siz orayı karıştırmak istediğinizde emin olun bir saat sürmez. Bakın emin olun bir saat sürmez. Fakat binlerce, bin yıldır eğer bu yapı böyle geliyorsa benim ricam şu, yani algı farkındaki durum da o. Şimdi burada kapkaç varsa bunun sebebini işte orada görmek gerekiyor. Evet. Yani tamam PKK'nın elinde silah var, kabul. Ama PKK dışında orada bir halk var, onu görmek gerekiyor. Yani adamın kişisel bir talebi var. Çocuğunu işte biraz önce Türkiye neyi tartışıyor? Başörtüsünde ilk öğretimi tartışıyoruz değil mi? Evet. Yani kısacası demokrasi. Evet, sürenin sonuna geldik. Türkiye'de çok... hep yani sadece İmralı ya da Kandil endeksli bir Kürt politikası belirlemek kadar yanlış bir şey yok. Evet, çok Kürt halkı vardır, kitleler vardır. Çok farklı bir şey söz konusudur. Bu konuda böyle bir baskı altında o bölgedeki insanlar, o bölgedeki farklı yapılanmalar, kendini farklı hisseden insanlar, bu anlamda ciddi bir baskı altında bu baskıların önce kalkması lazım. Evet, çok teşekkür ediyorum size katıldığınız, verdiğiniz bilgiler için. Evet değerli izleyenler, bu hafta da Gizli Dosyalar'ın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyoruz. Acilen çıkmamız gerekiyor. Bu arada ben de şimdiden sizlerin Kurban Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Allah herkese hepimize mutlu, huzurlu, Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Barış içinde bir bayram diliyorum. Allah nasip etsin diyorum. Hoşça kalın.